Çocuk kokusu cennet kokusuna benzer. Her anne için çocuğu cennetten bir parçadır bu dünyada. Ve onların minik elleriyle hazırlayıp verdikleri her hediye anneler için eşsizdir. Tabii bu hediyeler her zaman annelerin zevkine uygun olmasa da. Elif, çocuklarının anaokulunda yaptıkları evin dekorasyonuyla müthiş uyumlu çerçeveleri. Kendi elleriyle boyadıkları o olağanüstü yaratıcı resimleri. Güzelliği göz kamaştıran diğer hediyeleri çok beğendiğini söyler. Onları mutlu etmeyi becerirdi. Ne var ki bugün aldığı hediyeyi gerçekten çok beğendi Elif. Beğenmek ne kelime, bayıldı. Konu komşuya gururla göstereceği bir hediyeydi bu. Nereden buldunuz bunu? Biz yaptık anneciğim. İnanmıyorum. Yani el beceriniz gün geçtikçe güzelleşiyor. Bu bugüne kadar bana verdiğiniz en güzel hediye. Hep saklayacağım. Hadi gelin bunu kapıya asalım. Bütün komşular görsün sizin ne kadar becerikli çocuklar olduğunuzu. Hadi gelin. Ay ay ay. Çok güzel. Elif mutluluk dolu bu anı ölene dek unutmayacağını biliyordu. Henüz bilmediği şey ise bunun hayatındaki en utanç verici anlardan biri olacağıydı. Sizi ben yerim, annesine hediye hazırlar mı bunlar? Anneciğim. Ay Macide Hanım teyze, ödüm koptu, buyurun. Utanmadan bir de bunu kapına astın ha? Verir misin onu? Çocuklarımın hediyesi o bana. Bak, özür dileyeceğine bir de benim malıma sahip çıkıyorsun. Allah Allah, anlatamıyorum galiba. Çocuklarım kendi elleriyle yaptı, bana bunu getirdi. Nah, elleriyle yaptılar. Daha yeni marketten aldım. Kapımı astım ama daha gün çıkmadan senin çapulcular yürütmüş. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun Macide teyze? Ne iması be? Basbayağı seninkiler hırsızlık ediyor diyorum. Allah Allah! Benim çocuklar bugün okulda, okul vermiş bu malzemeyi. Kendi elleriyle yapmışlar bunu diyorum. Ne malum canım seninkine benzemediği? Altındaki etikette mi benziyor? Al sana. Kabahat onlarda değil. Doğurup daha terbiyesini vermeden ortalığa salan annelerinde. Tuu, bir de anne olacaksın. Ne yaptınız siz? Nereden çıkıyor bu hırsızlık? Çabuk buraya gel. Çetin. Çetin. Buraya gel. Gel.
Ama yani şimdi o kadının saçının yanması benim kabahatim değil ki. Şimdi ya alette bir arıza vardı ya da kadının saçında bir şey vardı. Çünkü ben işimi son derece güzelce yaptım. Evet. Şimdi elinizde başka tanıtım işleri varsa ben talibim. Hayır yani paraya ihtiyacım olduğundan değil de kendimi faydalı hissetmek istiyorum. Evet, evde boş boş oturmaktan iyidir değil mi? Yalanın batsın. Kıymet, ağzının içinden konuşacağına şu kapıları silmeye başlasana. Kirpas içinde hepsi. Alo? Efendim? Aa, katalog çekimi mi? Ay tabii, hay hay, neden olmasın? Olur. Buraya gel! Haylazlığınız bitti, hırsızlığınız başladı. Buraya gel! Çocuğum, buraya! Çıkma dışarı! Şetek! Tekim! Tabii. Ben söylediğiniz yerde, söylediğiniz saatte olurum. Yalnız yolla yemek parasını unutmasınlar, olur mu? Tamam, peki. Çok teşekkürler. Ben yol yemek parası isteyecek olsam burnumdan getirirsin. Ay Kıymet, sen ağzının içinde homur homur homur. Ne homurdanıyorsun Allah sen? Ben sana kapıları silmeye başla demedim mi? Kaç tane elim var? Anca yetişiyorum pisliğinizi temizlemeye. Bana bak Kıymet, senin iyice ayarın bozuldu ha. Öyle ayağının ucuyla göstermeyeceksin sen de. Kibar olacaksın. Lütfen Kıymetciğim diyeceksin. Zaten aylığımı da kestin. Ay o kadar şikayetçiysen gelme Kıymet. Ya gelmeyeyim de alacağımı deve yapın. Yok öyle ya ama. Ay sen iyice haddini aştın. Yeter, buraya kadar. Çık. Çık git buradan. Bir daha da gelme benim evime. Bırak, bırak elindeki işi de. Çık. Havana bakan da seni bir halt sanır. Daha demince gelin adamına iş diye yalvardığını duymadım sanki. Kız sen benim konuşmalarımı mı dinliyorsun? Terbiyesiz seni. Güzelliğinle zengin koca buldum diye kasım kasım kasılıyordun. O da battı işte. Oh olsun. Kız bana bak. Ben senin saçını başını yolmadan çabuk git bu evden. Üstümü değiştirip gidiyorum zaten. Beyim gelip alır kalan paramı da. Ay çok güzel oldu vallahi. Senin bu kedili biblioların var ya hani. Hangileri anneciğim? Şu bulaşık makinesine atıp da mahvettiğim biblolar mı? Ay hayır ya, en son gördüğümde gözleri bile silinmişti zavallıların yani. Yazıyor muydu üstünde bulaşık makinesinde yıkanmaz diye? Sen de zaten her şeyde anneni suçla. Evet. Tamam mı? Eline sağlık Sinan. Ya ben diyorum ki bizim bu arka taraflarda demir yok. Pencerelerde. Geçen gün de Gamze'nin bu odasının camı açık kalmış. Vallahi içeriye biri girecek diye ödüm patladı. Demir mi yaptırayım acaba ya Sinan? Tabii canım, şimdiye kadar yaptırmadın hata zaten. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ben gideyim artık. Ben de geleyim, ekmek alacağım bakkaldan. Geliyorum ben hemen. Demir mi? Ne gerek var ya demire? Sen de bizim her şeyimize koşturuyorsun. Vallahi sana da borçlandım. Ne borcu? Aramızda borç lafı yok. Seve seve yapıyorum ben. Ama sen illa bir borç ödemek istiyorsan o ayrı tabii. Benden bir şey mi istiyorsun? Benden pantolon falan istiyorsan, ben erkek giyiminden çok anlamıyorum. Yani hiç erkek pantolonu dikmedim ama eğer istersen ben kalıplarını öğrenirim, dikerim. Dikiş falan değil Yasemin. Bir arkadaşım restoran açıyor. Yarın açılışı var, beni de davet etti. Bana eşlik etmeni istiyorum. Bilmem ki. Ama şimdi bu kadın da kim? Yani peşine takmış getirmişim bunu derse olmaz yani. Ben de o benim hayatımdaki en önemli insan derim. Çetin! Tekin! Neredesiniz oğlum? Allah bilir ne yaptılar da Elif'i çıldırttılar. Çocukları mı? Ha, çocukları. Ulan! Yavaş.
Ne yapıyorsunuz siz burada böyle bakayım? Ha? Ne yapıyorsunuz? Annemden kaçıyor. Bizi gördüğünü söyleme, tamam mı? Yaramazlık mı yaptınız yoksa? Ne zamana kadar kaçacaksınız ki böyle? Değil mi? Hemen annenize gidin bence. Olmaz. Niye? Çok mu kızar? Ama böyle kaçarsanız anneniz daha çok kızar. Bence gidip annenizden özür dileyin, bir daha yapmayacağız deyin. Affeder sizi o zaman. Affetmez. Bence siz böyle kaçmaya devam ederseniz asıl affetmez. Şöyle yapalım mı? Beraber gidelim. Ben de geleyim size beraber. Ha? O zaman belki affeder. Ha? Atlayın bakalım o zaman. Aferin size. Çocukları bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Çok. Bir gün kendi çocuklarımla oynayacağın günü iple çekiyorum. İyi misin? Yok, evet, iyiyim. Bana bak! Oğlum, ne... Aa, buraya mı saklandınız? Gelin buraya. Annemiz de buradaymış işte. Bu delikanlının size söyleyecek bir lafı var. Hadi bakalım. Özür dileriz anne. Özür dileriz anne. Bir daha yapmayacağız. Bizi affet. Bu seferlik affediverin bari. Ben şahidim, çok pişmanlar değil mi? Teşekkürler Sinan Bey. Size de zahmet oldu. Evde konuşacağız. Tek sıra eve. Tek sıra. Yasemin, görüşürüz canım benim. Ha, dur dur. Akşamüstü bende toplanıyoruz. Unutma sakın. Neden? Söyledim ya. Cemil abi neler anlattı. Ne kadar kötü şeyler gelmiş zavallıların başına ya. Tamam, hadi görüşürüz. Neredesiniz? Ekrem Bey, merhaba, ben Zeliş. Ajanstan gönderdiler beni katalog çekimi için. Ekrem Beyciğim, ben hazır geldim. Hiç vakit kaybetmeyelim istediğim için. Nerede fotoğrafçımız, ışıklar filan? Bir yanlışlık olmuş. Biz katalog çekimini iptal ettik. İptal mi ettiniz? Hı hı. Peki bir Allah'ın kulu da akıl edip beni aramayı düşünemedi mi? İnsaf yani. Zeliş Hanım, madem geldiniz, şu tanıtım işini aradan çıkarsanız. Tanıtım mı? Arkadaşlar size bir broşür versinler. Oradaki bilgileri gelen müşterilerimize anlatırsınız. Yani ben aslında tanıtım işleriyle ilgilenmiyorum. Ama madem buraya kadar geldim, bu seferlik sizi kırmayayım bari. Yalnız ücretli bir değişiklik yok değil mi? Aynı. Ha. Ne yapacağım? Şu yatağın yanında mı dikileceğim? Yok canım, dikilmenize hiç gerek yok. Ara ara oturun. Hatta biraz uzanın. Yatağın rahatlığını, konforunu bizzat siz test edin. İşte bu kıyafetle mi? Biz onu hemen hallederiz. Hırsızlık yapan çocuklara ne yapılır siz biliyor musunuz bu oklavayla? Böyle vuruluyor her tarafına. Yok yetmedi. Al, kepçe var. Bu kepçeyi böyle kafana bir yersin, dünya şaşar. O da mı yetmedi? Bak bu maşa var. Bu maşayla böyle hırsızlık yapan çocuğun etleri lime 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 doğranır. Anladın mı? Ha? Şimdi seç. Seç, cezanı seç. Oklava mı, kepçe mi, maşa mı? Hangisi? Hiçbiri. Anne, lütfen yapma. Yok öyle ya ama. Yapma matma yok. Hırsızlık yaptıysan cezasını çekeceksin. Siz biliyor musunuz hırsız çocuklar nereye tıkılır? Ha? Hırsızlar hapse atılıyor. Hayır. Ya kesin, bu böyle. Hırsızlık çok kötü bir suç evladım. Siz hukuk ne biliyor musunuz? Şimdi hukukta şöyle diyor. Sen eğer yaptığın yanlıştan dolayı pişmanlık duyarsan böyle cezanı indiriyorlar hukukta. Ya şimdi bu hırsızlık sizin ilk suçunuz ya. Derseniz ki bana çok pişmanız. Özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Gideceğiz Macidan teyzenin de elini öpüp özür dileyeceğiz derseniz
Belki cezanızda bir indirim yaparız artık. Yemin ederiz yapmayacağız. Macide teyzeden özür dileyeceğiz. Bana bakın. Bir daha başka kimsenin bir şeyini çalıp gelmeyeceksiniz. Vallahi parçalarım ha. Söz mü? Söz. Ah canım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Harika olmuş. Tam kıvamında. Afiyet olsun. Behçet. Söylesene. O kadında olup da bende olmayan şey ne? Öyle ya. Bunca yıldır aklında tutmuşsun. Sonra da karşına çıkınca. Demek ki bir artısı var. Ben senin isteklerini yerine getiremiyorum ki. Dışarıya yöneldin. Tabii başka kadınlar gibi öyle kırıtamıyorum. Cilve yapamıyorum. O yüzden dışarıya yöneldin değil mi? Uzun zamandır yatağımıza da uğramıyordun. Nermin. Anneliğine, ev kadınlığına söyleyecek bir sözüm yok da. Söyleyecek mi? Söyle de bileyim ben de eksikliğimi. Ona göre arayı kapamaya çalışayım evliliğimizi kurtarmak için. Kızmayacaksın ama. Niye kızayım söyle. Evliliğimizin ilk yıllarında her şey çok farklıydı. Birbirimize çok yakındık. Hatta elini tuttuğum zaman bile heyecandan tir tir titrerdin. Heyecan? Heyecan. İşte eksik olan bu. Heyecan. Yine heyecanlanmanı istiyorum. Değişik şeyler yapalım istiyorum. Ne gibi şeyler? Mesela yatak odamız. Birkaç değişiklik yapsak. Karyolayı mı değiştirelim? Ama karyolayı geçen yıl değiştirmiştik. Yok yok, öyle değil. Öyle değil. Behçet, çekinme söyle. Mesela yatak odamızın tavanına ayna yaptırsak. Tavandan neyi göreceğiz ki? Böyle ara sıra baş başa oturup seninle film izlesek. Hani şu açık saçık olanlardan. Ahlaksız! Kaç yıllık karına teklif ettiğin şeye bak. Baksana. Boş, ağzınız suya akacak, yürü. Yatak rahat mı? Rahat. Çok rahat. Bu yataklar uzay teknolojisiyle yapılıyor. Sırtınıza destek olmakla kalmıyor. Aynı zamanda vücudun şeklini alıyor. Kimin? Anlamadım. Kimin vücudunun şeklini alıyor diyorum. Seninkini mi? Yaylanıyor mu peki?
yaylanıyor. Bundaki yay hiçbir yatakta yok. Siz söyle, bir iki üzerinde yaylansanız da bir görsem. Hatta beraberce. Seni şimdi ben... Seni manyak terbiyesiz... Ne? Ahlaksız. Ya ben ne dedim ki? Hadi be. Sen biraz önce müşteriye terlik mi fırlattın? Evet. Bana ne dese beğenirsiniz. Yok ben yatakta yaylansaymışım da, yok hatta beraber. Tövbe tövbe. Tatlı tatlı olmaz deseydin. Ama... Biz bu mağazada müşteriyi el üstünde tutarız. Bir daha sakın. Hala bulamadılar mı caniyi? Bulamadılar. Şüpheli bile yok ellerinde. Biz yaşlı kadınların işi zor. Kimisi maaşına göz dikiyor, kimisi evine. Öldürüp yıllarca maaşını çekiyorlarmış da kimsenin ruhu duymuyormuş. Felaket tellallığı yapmayın Macide Hanım. Vallahi insan en yakınından bile şüpheleniyor. Ha mala kastetmişler, ha cana. Al işte Elif'in oğlanlar. Haylazlık desen onda. Hırsızlık desen onda. Öyle mi? Geçen gün kapının süsünü çaldılar. Şimdi de saatim kayıp. Eminim yine onlar çalmıştır. Macide Hanım teyze, ama ayıp olmuyor mu yani? Gözümün içine baka baka burada dedikodu mu yapıyorsun? Sen de abartma canım artık. Taktın kafanı benim çocuklarıma. Vallahi sen bizi dinleyeceğine çocukların öte birisini topla. Sokağın görüntüsünü bozuyor. Görmüyor musun? Biz senin dağınıklığını görmek zorunda mıyız? Tamam. Torbalarımı götüreyim eve. Dönüşte toplarım. Hayır efendim. Şimdi toplayacaksın. Macide Hanım teyze, bak benim üstüme gelme. Toplarım dedim. Yeter. Madem toplamıyorsun, birisi topladığı zaman sesini çıkarmayacaksın. Peki. O zaman sen de birisi sana yumurta attığında sesini çıkarmayacaksın. Hem müşterilere kötü davranıyorsunuz, hem de mesai saatinde uyuyorsunuz. Buraya kadar. Sizinle daha fazla çalışamayacağız. Efendim? Kovuldunuz. Ne kovulacağım ya? Ben kendim istifa ediyorum. Kendiniz tanıtın dandik yataklarınızı da. Almayın efendim, almayın. Sakın almayın. Bak samimi söylüyorum, şurada yarım saat test edeyim dedim, kaburgalarım birbirine girdi. Kabus, kabus gördürüyor canım bu yatak, alenen. Thank you.
Behçet. Özür dilerim. Yani sana o tokadı attığım için. Önemli değil. Belki de hak ettim. Sen de haklıydın. Yok. Yani ben böyle şeylere alışık olmadığım için birdenbire düşündüm ki madem evliliğimizi kurtarmak istiyoruz, tamam. Ne tamamı? Tamam işte. Nasıl yani? Konuştuklarımızı yapacak mıyız? Su faturanız. Yanlışlıkla bana bırakmışlar. Sağ ol. Ne güzel bir fotoğraf o. Mutlu günlerimizde. Aa, bizim Sevda bu. Karıştırdınız herhalde. Olur mu canım? Basbayağı Sevda. Fotoğraftaki karım Handan. Gözüm keskindir benim. Sevda'ydı o. 10 yıl Ankara'daki klinikte beraber çalıştık. Tanımaz mıyım? Karım Ankara'da hiç bulunmadı Sunu Hanım. Klinikte filan da çalışmadı. Olur mu canım? İkimiz de psikiyatri hemşiresiydik. Sunu Hanım, karımı birkaç ay önce kaybettik. Kendisi ev hanımıydı. Pek de geçti Sevda. Sunu Hanım, kaç kere söyleyeceğim. Karımın adı Sevda değil, Handan'dı. Siz öyle diyorsanız öyledir. İnsan insana benzer tabii. İyi günler. Size de. Şimdi Cemil sana Mert'in Derya'yı öldürdüğünü mü söyledi? Evet, aynen öyle söyledi. Mert daha küçükmüş. Bizim rahmetli Handan'la Cemil abi de mutfaktalarmış. Salondan bu Derya bebeğin çığlıklarını duymuşlar. Bir gelmişler ki bebek ölmüş. Ay Allah'ım, evlerden uzak. Kaza falan olmuştur. Yoksa niye küçücük bir çocuk kardeşini kasıtlı öldürsün ki? Yok tabii. Ben işte Necla'yı oğlanlarla asla yalnız bırakmıyorum. Neden? Böyle ellerinden kayar, bir şey olur, zapt edemezler. Kızlar çocuk bunlar ya. Allah kaza maza bilmiyorum. Ama ben Mert'ten korktum. Gamze'ye de söyledim zaten. Katiyen görüşmeyeceksin diye. Demek Handan'ın bizden sakladığı sır buymuş. Kim bilir ne azap çekti de belli etmedi. Ay bir de Cemil'den boş yere şüphelendik ya, karanlık adam filan dedik. Meğer dertleri ummandan büyükmüş ya. Ay yazık, üzüldüm ben şimdi. Vallahi Zeliş, ben üzülmedim. Sorular benim kafamda fink atıyor. Ne sorusu Yasemin? Biz bu Handan'ın evine 1000 kere girip çıkmadık mı? E? Başka bir çocuğun fotoğrafını gören oldu mu?
Yok. İyi de canım, yani şimdi böyle büyük bir felaketin arkasından sen olsan çocuğun resimlerini her tarafa koyar mısın? Kaldırdı demek ki Handancığım. Battaniyesini saklar mısın? Niye battaniyesini saklıyorlar? Yok, Yasemin haklı. Ben kesinlikle katılıyorum, haklısın. Ay, Nermin'in o bulduğu kaset neydi Allah aşkına ya? Benim gerçek adım Sevda diyordu Handan. Bu ne ya? Ben onu bunu bilmem. Bildiğim tek şey Handan'ın Mert'i şu dünyada her şeyden çok sevdiğiydi. Onu korumak için her türlü çılgınlığı yapmış olabilir. Ankara'dan gönderdiğin fotoğrafları ne yaptın? Attın mı Selim? Albüme koymaya bile tenezzül etmemiş. Bal gibi de Sevda'ydı o. Bu işin içinde bir iş var ama. Hadi. Biz de kendimize birer çay koyalım, kaynatalım. Hadi gel. Ay, kaynatalım, kaynatalım ama lütfen bana Mert'ten bahsetme. İçim şişti. Yok, ondan bahsetmeyeceğim. Bir şey danışacağım sana. Ne danışacaksın? Sinan'la mı ilgili? Ay, şuna bak. Sinan'la ilgili tabii. Ağız kulaklara varmış. Kaşı versene. Anlat, nasıl gidiyor? İyi. Yani şimdilik. Niye öyle dedin? Adam çocuk istiyor. Hemen mi? Yok canım, bugün yarın değil. Ama bir ara. Çocuklarıyla oynayacağı gün iple çekiyormuş. Harika. İyi ya işte Yasemin. Çocuk istiyorsa evlenmek de istiyordur. İki kere iki dört yani. Ben istemiyorum ama. Hayır yani, Sinan'la evlenmeyi istiyorum tabii. Tabii o bana evlenme teklif ederse. Güzel olurdu ama, değil mi? Ama ben çocuk istemiyorum. Ya benim zaten bir çocuğum var. Yani ikinci bir çocuğu nasıl doğurayım? Sonra Gamze ne diyecek bu işe? Yani şimdi sen de tabii haklısın, haklı olmasına da. Bak yani Gamze alıştı, tek çocuk büyüdü. El bebek, gül bebek büyüttüm ben onu sonra. Peki sen bunları söyledin mi Sinan'a? Canım, Sinan bana böyle direkt... ben senden çocuk sahibi olmak istiyorum falan demedi. Yani öyle havaya, hani denir ya ben çocuk sahibi olmak istiyorum falan gibi, öyle dedi adam. Ama olsun. Sen yine de çek konuş onunla. Ki boş yere hayal kurmasın adamcağız. Vay Zeliş. Adam derse ki iyi madem, ben de benim çocuğumu doğurmak isteyen biriyle evlenmek istiyorum derse ya. Ay, görüyor musun? Ama adam haklı. Yani insan kanından canından birini kucağına almak ister. O bambaşka bir duygu. Niye böyle bir şeyden mahrum olmak istesin ki adam? Aman canım, ne var yani? İlla kendi kanından canından mı olması gerekiyor bir çocuğu sevebilmen için? Sevdiğin birinin çocuğunu da kendi kanından canındanmış gibi sevebilirsin bence. Sever misin? Seversin. Şimdi düşünsene, siz evlenirseniz Gamze onun da kızı olmayacak mı? Olacak değil mi? Olacak tabii. Olacak ama sen yine de bence çek kenara konuş. Bak böyle 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 de. O da bilsin ne yapacağını, versin kararını. Neyin kararını versin? E neyin kararını olacak? Ya seni seçsin ya çocuk yapmayı seçsin. Böylece ikiniz de nerede durduğunuzu bilin. Ayrılacaksanız şimdiden ayrılın. Bak söylüyorum, ileride çok zor olur Yasemin. Ay Zeliş, şimdi de çok zor olur. Yasemin boş yere kaygılanıyordu. Sinan'ın geleceğini planlamadan önce yapması gereken şeyler vardı. Geçmişin hayaletlerini kovalamak.
yedi. Ondan sonra da aldı çocukların iki bisikletini de fırlattı attı geri zekalı ya. Allah'ım geri zekalı kadın. Ya tabii biliyorum yani. Yaşlı başlı kadına öyle yumurta falan fırlatılmaz suratına. Ama dayanamadım, ne yapayım? Herkesin ortasında hırsız dedi çocuklarıma. Ya Ömer şurada bir şey anlatıyorum Allah aşkına, gel iki dakika ya. Ne yani alt tarafı üç kuruşluk kapı süsü ya. Elif, çocukların yatağının altında bir şey buldum. Daha doğrusu çok şey buldum. Ne buldun? Bunların hiçbiri bizim değil. Anlaşılan çocukların çaldığı tek şey kapı süsü değilmiş hayatım. Bizim oğlanlar hırsız mı oldu şimdi yani? Deme öyle hayatım. Çocuk onlar. Akılları sıra yaramazlık yapmışlar işte. Hem baksana çoğu değersiz şeyler. Bir tek şu bileziklerle yüzük var. Bunları da nereden buldularsa. Ama bunlar hep başkalarının eşyaları. Allah'ım yarabbim. Ay Macide teyze haklıymış. Ben bugün kadını boşu boşuna paralamışım. Ay Ömer biz ne yapacağız? Götürür sahiplerine iade edersin. Anlatırsın yaramazlık yapmışlar diye. Özür dilersin, kapanır mevzu. Ya nasıl yaparım ben böyle bir şeyi? Yok. Olmaz. Ay rezil olduk. Herkese, konu komşuya rezil olduk ya Rabbim. Böyle yapmasak daha kötü Elif. Çocuklara suç ortaklığı etmiş oluruz o zaman. Yok Ömer. Ben nasıl yapayım ya bunu? Komşuların kapılarını çalacağım. Kusura bakmayın. Benim oğlanlar hırsız olmuş, sizin eşyanızı çalmış. Nasıl derim Ömer? Yok, olmaz. Mümkün değil, olmaz. E ne yapalım o zaman? Var mı başka bir fikrin? Ay Allah'ım. Buldum. Sen şimdi hemen gidip bir kamyon ayarlıyorsun. Bu gece buradan taşınıyoruz. Sen hiç girme, ben hemen cüzdanı alıp geleceğim. Tamam, acele et ama karnım gurulduyor. Tamam. Kapı açık. Vurdun mu onu? Vurdum. Sen burada kal. Ben onu yakalayacağım. Ben polis çağırıyorum.
polis mi? Mert! Hayır Mert! Mert! Bırak şunu! Bırak şu telefonu! Polisle muhatap olmak istemiyorum. Aramayacaksın dedim. Niye? Dediğimi yap. Burada kal. Ben onu yakalayacağım. Senin gece gece sokakta. Başım tuttu yine. Eczaneye kadar gittim ama hallettim şimdi. Bende ağrı kesici vardı. Benden isteseydin. Sağ ol. Hallettim ben artık. İyi geceler. Sinan, sana bir şey soracağım. Yasemin, sonra. Cevdet, yaralandım. Eve bir tane doktor gönder hemen. Hastaneye gidebilecek olsam seni niye arayayım? Polis başımı üşütür. Sen eve gönder. Çocuklar uyudu mu? Hı hı. Gel otur, gel, gel. Gel otur. Ay, daha iyi bir yere saklasaydın. Ya çocukların eline geçseydi? Çizgi film kutusunun içine koydum. Görselerde bir şey anlamazlar ki. Olsun, ya baksalardı? Hı? Çoktan çizgi film seyredecek yaşı geçti onlar. Çok mu ayıp şeyler var burada? Biraz. Yuvamın selameti için girdiğim hallere bak. Başlıyor, başlıyor. Behçet, şunun sesini kıs. Çocuklar duyacak. Bu kadın gerçekten sekreter mi? Şu anda gelse anında kapının önüne koyardı bu kıyafetiyle. Aa! Şşt! Sus da izle. Can'ın fotokopi makinesinin üzerine oturdu, görüyor musun? O ne o? Yuh! Aa! Tövbe tövbe tövbe. Sen buraya bakma. Bitti mi? Sonu ne oldu? Bu takıldı. Ne? Hay Allah. Sıkıştı mı bu? Ne? Çıkmıyor. Bıçak getireyim ben. Yok yok, dur. Dur, bilgisayarı bozarız. Behçet, Allah aşkına çıkar şunu. Kır, bir şey yap. Çıkar, çocukların eline geçmesin. Hadi. Çıkardım. Bu bozuk şimdi. Biz bu seyredemeyeceğiz. Neyse. Biz izleyeceğimiz kadarını izledik. Değil mi? Oh.
Allah, Allah Allah. Anne, ya 2 dakika bir otur Allah aşkına ya. Öf, başım döndü. Bir dizi izlettirmedin ha. Kızım, benim dizi izleyecek halim var mı sence? Var mı öyle bir halim? Ne anlatıyorum ben 2 saattir burada sana? Ya tamam, Sinan abinin başı ağrıyormuş. Seni yolda görünce geçiştirmiş, bu kadar. Kızım, insanın başı ağrır. Ben başım ağrınca kimseye böyle yapmıyorum ama. Ben ona insanca, sakince sordum. Dedim ki bir şey konuşabilir miyim? Aa, beyefendi de bir afra bir tafra. Şimdi olmaz dedi, çekti gitti. Aa, anneciğim adamın acelesi varmış işte. Kızım bak, baş ağrısının acelesi olur mu? Başı ağrıyan insan ilacını alır oturur aşağıya. Resmen beni savuşturdu başından ya. Vermem, bu yanlış olmuş. Yok ya, bu yanağı döner gibi. Bir öyle bir böyle. Kızım bu kesin ikizler Burcu bak. Dün diyor ki bana, arkadaşı lokanta açıyormuş. İşte arkadaşım lokanta açıyor, vay efendim gelir miymişim? Bugün de beni ayaküstü başından savuşturuyor. Yok ya, benim de bir kadınlık onurum var herhalde. Gitmiyorum ya. Ben gitmiyorum. Gitmiyorum o açılışa falan da. Arıyorum şimdi de onu ve söylüyorum bunu ona. Ya anne. Ya anneciğim. Ya bak sen hep ne diyorsun? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ya bak 2 dakika bir dur. Otur sakinle, sonra arar konuşursun. Bu kadarı fazla. Bu kadarı fazla. Söyleyeceğim ona ya. Ben açılışa gelmiyorum. Yapsın o da planını programını. Bilsin ne yapacağını. Kurşun içeride. Çıkarmam gerek. İyi çıkar o zaman. Çalsın. Yanımda yeterli anestezi malzemesi yok. Yalnızca ağrı kesici bir iğne yapacağım. Dayanabilecek misin? Hastaneye gidemeyeceğimize göre dayanacağız artık. Canını bu kadar tehlikeye attığına göre buldun demek bir şeyler. Sayılır. Cevdet sabırsızlanıyor. Zavallı adam. Kızının başına gelenleri öğrenmeden ölmek istemiyor. Buydu değil mi? Figen. Zavallı kız. Böyle iyi bir ailenin bin bir ihtimamla yetiştirdiği kızın böyle bir hale düşmesi gerçekten yazık. Bak, açmıyor. Açmıyor! Anne, adam hasta, belki yatmıştır, belki uyumuştur. Ne uyumuşu? Bak, kandil gibi yanıyor bütün ışıkları. Nerede benim cep telefonum? Cep telefonundan arıyorum, bir daha da asla aramıyorum. Nerede benim cep telefonum kızım? Kızım bir kalk Allah aşkına ya. Oturmuşsun, ahkam kesiyorsun orada. Nerede cep telefonum? Bu ne ya? Sibirya mı sanki, battaniye bilmem ne? Al şunu. Taksi çağırdım. Gideceğin yere kadar bırakacağım. Figen'i bu resminden tanıyan birini buldum. Bu mahallede görmüş en son. Ben de ufak bir gezintiye çıkmıştım ki işte. Sıkı dur. Kurşunu çıkaracağım. Yasemin, ben seni sonra arayayım mı? Hayır efendim. Şimdi konuşacağız. Ben zaten çok konuşmayacağım. Kısacık konuşacağım. Bak Sinan. Bugün sokakta da beni tersledin zaten. Eğer benimle konuşmak, görüşmek istemiyorsan ben zaten asla zorlamam. Bak. Ne kadar isteksiz konuşuyorsun benimle ya. Tamam ya. Biz yarınki yemeği iptal edelim zaten. İptal edelim. Yasemin, seni kırdıysam gerçekten çok özür dilerim. Lütfen. Lütfen darılma bana, tamam mı? Yarın da gel. Çok önemli benim için. Sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun değil mi? Sen bana değer veriyor musun? Yani sen bana değer veriyorsan gelirim ben. Ha, ben şey anladım, yanlış anladım ben. Yok canım, alınmadım, gücenmedim de şey oldu. Hayır canım, yanlış anlaşılma olur. Ya sen bana sokak... Tamam. Tamam peki. Tamam. Tamam peki, gelirim.
Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Biri yanlış anladın mı dedi, bana mı öyle geldi? Bana bak Bücür, sen demin üşümüyor muydun, açıldın saçıldın böyle ha? Al bademciklerine kadar kapa bakayım kendini, öp bakayım kendini. Bence bir yere gitmemelisin, dinlenmen gerek biliyorsun değil mi? Bence iptal et. Edemem, edemem. Yasemin'in benden şüphelenmesini istemiyorum. Şimdi yaranı dikeceğim. Dikişlerine dikkat et bari. Dik. Üzme kendini bu kadar hayatım. Bir özür dileyeceksin, olacak bitecek işte. Tamam Ömerciğim, gelme üstüme. Bir sakinleşeyim, bulacağım yolunu. Aa, unutuyordum ha. Neyi? Bir tane peynir aldım yeni. Süzme beyaz peynir. Çocuklar bayıldı. Bizim çocuklar sağlıklı bir şey mi yedi? Evet, bayıla bayıla. Bir sen dene bakayım. Dur, dur. Gömeliydin ya, nasıl yediler. Geldim. Hayatım, geç kalıyorum ben. Ha, tamam, dur. Boğazından sağlıklı bir şey gitsin. Dur. Çok lezzetliymiş bu ya. Beğendin mi? Bayıldım ben buna. Hani sen geç kalıyordun işe? Güzeller güzeli karımla bir sabah keyfi çok mu? Allah. Afiyet olsun aşkım. Hanımefendi, sizin eller çok güzel ama biraz kurumuş bir lekeler var. Bunları kremi her gün düzenli olarak kullanırsanız size garanti ediyorum bir aya kalmaz, elleriniz pamuk gibi olur. Ben alayım o zaman. Buyurun. Merci, iyi günler. Buyurun. Kıymet. Nasılsın? Çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. İyi. Hadi iyi günler. Kıymetciğim. Tamam bak, o gün biraz ağır konuşmuş olabilirim sana. Ama sonradan ben de çok üzüldüm. Sonuçta kaç yıldır tanışız. Neyse ne canım, ben buraya barışmaya gelmedim. Krem almaya geldim. Şöyle kuvvetli bir krem ver bana. Ellerim yarılmış elin pisliğini temizlemekten. Al kıymetciğim, bu senin işini görür. Şurada yazandan da istiyorum. Ücretsiz el masajı. Kıymet, benim işim gücüm yok, senin ellerini mi ovalayacağım? İşin bu değil mi? Hiç acele etme, vaktim bol. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dışarı çıkmak için yalvarırsınız, ondan sonra da zırt zırt kapı. Ne? Topumuz Macide teyzenin balkonuna kaçtı. İstedik ama vermedi. Oh, iyi olmuş size. Ya kaç kere söylüyorum şu kadının balkonun altında oynamayın diye. Ne olur anne, sen gidip iste. Bize kızıyor. Ne olur. Hayır efendim, ben muhatap olamam o kadınla. Unutun topunuzu. Ama babamız almıştı o topu bize. Of. Öyle elinin ucuyla yapma. Bütün kuvvetini ver. Sen bana öyle demez miydin? Sen şimdi bana elini ovdurarak beni aşağıladığını sanıyorsun. Ama çok yanılıyorsun. Çalışmak ayıp değil kıymetciğim. Bu hayatta zenginlik de var, fakirlik de var. Önemli olan düştüğün zaman kalkmasını bilmek. Ben her düştüğüm yerden dimdik ayağa kalktım. Allah'a bin şükürler olsun.
Sen şimdi bu anın tadını iyice bir çıkar. Çünkü hayatında görüp görebileceğin mutluluk bu senin. Oldu mu? Tamam. Alıyor musun? Evet, alıyorum. Parasını da alacağımdan düşersin artık. Çıt çıkartmayacaksınız, anlaşıldı mı? Niye geldin? Çocukların topu balkonunuza kaçmış, onu rica edecektik. Yok ya, uşağın mı var? Hı? Macide Hanım, konu ikimizin arasında. Çocukları karıştırma. Top çocukların, babaları onlara hediye aldı. Saat de bana hediyeydi. Seni çapulcular geri getirdi mi? Yok. Şimdi hangi yüzle topu istemeye kapıma geldiniz? Hı? Saat mi? Saat ya. Üzeri elle boyanmış duvar saatiydi. Sen hırsız çocuklarına sor. Onlar daha iyi bilir. Top sizde kalsın. Hadi, hadi. Tabii. Derhal eve gidiliyor marş marş tek sıra. Ama top. Başlarım senin topuna şimdi. Yok top mop, yürü. Saat. Yürüyün. Yürüyün, beni sinir etmeyin daha fazla. Hangi duvara koyacaksın aynayı abi? Duvar değil. Tavana koyacağız. Tavan mı? Anladım. Hadi elini çabuk tut, ölçüyü al da bir an önce bitir işini. Nereden alayım ölçüyü? Bütün odanın ölçüsünü al, sonra hesaplarız. Yenge de bir baksaydı, belki tam yatağın üstüne istiyordur. Bana bak, adama sıkı sıkı tembih et. Orada burada konuşup etrafa bizi rezil etmesin. Tatlım merak etme. Daha karşıdan çağırdım. Hayatta bir daha karşılaşmayız adamla. Hiç açılış yapan bir yere benzemiyor. Evet, tamam, yakalandım. Yani sadece bir akşam yemeği deseydim, belki yine bir sürü sebep çıkacaktı, gelmeyebilirdin. Yani garantici davranmayı çok sevmiyorum ama tamam, kabul. Bu kez garantici davrandım. Beni basbayağı kandırdın yani. Ya pek kandırmak değil. Ay Sinan kardeşim, sen bizim mekana gelir miydin ya? Gelmez miyim Ceren? Hoş geldin. Nasılsın? Safalar getirdim. Hoş bulduk. Bak Yasemin'le tanıştırayım seni. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? İyiyim. Teşekkür ederim. Yanlış kurt yalnızlığı bozdu ha? Ben bahsetmiştim sana Yasemin'den. Hatırlıyorsundur. Hatırladım tabii. Hatırlamaz olur muyum? Sizden o kadar çok bahsetti ki inanın yıllardır tanıyorum sanki. O derece yani. Öyle mi? Ne dedi benimle ilgili? İyi şeyler, güzel şeyler yani. Oğlum. Buyurun efendim. Cam kenarındaki masayı al misafirlerim. O masa rezerv edilmişti. Hallolur, sen dediğimi yap. Peki. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş buranın manzarası. Evet, Celal her şeyi söyledi. Yalnız yani. İnanılmaz güzel. Aman! Bir şey olmadı. Tamam. Çok özür dilerim. Ay çok affedersiniz. Affedersiniz, özür dilerim. Yani ıslanmış. Ben çok özür dilerim ya. Yasemin tamam, hadi gel. Yo, ben toplayacağım bunları. Yasemin, vallahi ya, temizleyeceğim. Lütfen gel. Ya lütfen gelmeyeceğim. Ben eve gitmek istiyorum. Herkes bize bakıyor. Lütfen Yasemin, git. Bakıyor. Lütfen oturalım. Vallahi bakıyorlar ya. Ay, bir şey yok. Özür dilerim ya. Gerçekten rica ederim. Özür dileyecek bir şey yok. Lütfen. Yasemin. Tamam, önemli değil.
Yeter artık Elif, yedin bitirdin kendini. Aldıkları şeyleri sahiplerine götürüp özür dileriz. Başka çaremiz mi var? Biliyorum. Biliyorum da hani böyle yarın o Macide cadısının kapısına dayanıp kapıya vurup falan hani böyle tükürdüğümü yalamak. Çok güzel. Ya yok, yapamam yani, olmuyor. Buldum. Hı. Şöyle yapıyoruz. Gidiyorum yarın, çalıyorum kapısını ve diyorum ki... Hı. Sen benim çocuklarımın bisikletlerini kırmıştın. Onlar da senin saatini aldı, ödeştik. Yapma Allah aşkına Elif, olur mu hiç öyle şey? Komşularımızla iyi geçinmemiz lazım. Düşün bir kere, gecenin bir vakti başımıza bir şey gelse gidip kimin kapısını çalacağız? Macide cadısını. Buldun. Çaldık kapısını. Hayatta çalmam. Ayrıca bizim başımıza kötü bir şey geliyorsa sen bil ki o Macide yüzündendir. Elif. Komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Tabii derler ama bu lafı diyen adam Macide'yi tanımamış, ben sana diyeyim. Başka ne derler biliyor musun? Ne? Kocanın sözünü dinle. Kimseyle didişme. Meryem. Tamam, tamam, tamam. Tamam, ben konuşurum çocuklarla. Hı. Yarın gider özür dileriz. Aferin benim akıllı karım. Ya aşkım ya. Elif'in çocukları benim bahçeme kaçtılar ya. Sen de orada dedin ki... Şey dedim ben... Çocuklarımla oynayacağım günü iple çekiyorum dedin. Yani şimdi bizim ilişkimiz eğer ciddiyete doğru gidecekse, yani öyle bir hale alacaksa eğer, benim sana bir şey söylemem gerekiyor galiba. Sinan, benim Gamze'm var sonuçta. Yani sonuçta ben Gamze'yi büyüttüm. Emek verdim. Yani bir evlat yetiştirdim. Bir de Gamze kardeş istiyor mu, istemiyor mu? Bunu kabullenecek mi? Ben sana bak %100 gerçekten bak hak veriyorum. Çünkü ben çocuk sahibi olmuş bir kişi olarak çocuğumu, yani çocuğun kollarına aldığını, ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ama ben bunu yapamam Sinan. Yasemin, benim gitmem gerek. Nereye gitmen gerek? Aa, bir ısrar etseydin ya. Bir şey anlatıyorum burada. Yani belki ben ikna olacaktım buna sonuçta. Yani ben belki ikna olacaktım buna. İnsan bir ısrar... Aa, Sinan! Aa, doktor! Sinan! Doktor! Ya yardım edin! Ne oldu kardeşim? Sinan! Yardım edin hemen hastaneye. Sinan! Çocuklar. Annenizle benim size güzel bir haberimiz var. Bu yaz bizi Bodrum'a götürmeye karar verdiniz. Yo. Ne o? Laptoplarımızı mı yenileceksin? Hayır. Annenizle ben boşanmaktan vazgeçtik. Yeniden bir aile oluyoruz. Babamı affettin yani, öyle mi anne? Babam affedilecek ne yaptı ki? Babanın evden ayrılmasını kastediyor abin. Her ailede olur böyle şeyler. Aile olmak birbirinin kusurlarını hoş görmektir. Ben çoktan unuttum gitti hepsini. Celal Bey, Allah aşkına daha hızlı gitmez mi bu araba ya? Elimden geleni yapıyorum. Hala baygın mı? Ya biz hastaneye gidene kadar kan kaybından. Hay Allah'ım, sen büyüksün ya Rabbim. Hastane olmaz Celal. Bir şey mi dedin?
Hastane yok, hastane olmaz Celal. Polis öğrenir, hastane yok. Sinan! Sinan! Sinan, bir şey mi istiyorsun? Celal Bey, ne olur daha hızlı Allah aşkına. Sağ ol hayatım. Bugün hastaneden aradılar Kudret. Ne? Annem... Annem uyanmış mı yoksa? Hayır hayatım. Hala kendini bilmeden yatıyormuş. Niye aramışlar o zaman? Hesap için. Hesabımız iyice kabarmış hayatım. Bir kısmını ödememiz gerekiyormuş. Dükkan nasıl gidiyor? Mühürlü mü hala? Böyle otur otur bir şey olmaz Kudret'cim ama, değil mi? Gidip alacaklarınla bir konuşsan da bir anlaşma yoluna varsan. Peki durumumuz ufak ufak düzelir, ha, ne dersin? Ya saçma sapan konuşma be Zeliş. Ticari prestijim mahvoldu, gitti diyorum sana ya. Kim çalışır benimle? O zaman bir işe gir, çalış sen de. Zeliş, bugüne kadar hep patron oldum ben, anlıyor musun? Ya bu saatten sonra işçi olacak halim yok ya. 50 kişi çalıştırmışım altımda ya. Yok, ben kimsenin emrinde çalışamam. Ben çalışıyorum ama. Milletin dandik dandik yataklarını övüyorum, akşama kadar sucuk kesiyorum ama canım çıkıyor, biliyor musun sen? Çalışma. Sana çalış diyen mi var, ha? Bulurum ben bir yerlerden borç. Borçla harçla nasıl olacak Kudret bu? İnsanlar bir verirler, iki verirler. Üçüncüde ne olacak? Taşıma suyla değirmen mi döner Kudret ya? Ya Zeliş! Geceleri zaten bu yüzden uyku girmiyor gözüme. Bir de sen gelme üstüme ya! Ay ben çok rahatım sanki Kudret Bey. Sen biliyor musun bugüne kadar iş buyurduğum kadın bugün gelip bana hizmet ettirdi kendine. Ne? Kim? Kıymet mi? Kıymet! Çalıştığım yeri bulmuş, ellerini oldurttu bugün bana ya. Ne diyorsun sen? Baksana ya. Ben sorarım ona hesabını yarın geldiğinde. Yok. Yarın, bugün yok. Düşmemizi fırsat bilip tepeme bindi. Ben de gösteriverdim kapının yolunu. İyi etmişsin hayatım. Durumumuz düzelince yeni birini alırsın artık ha. Durumumuz düzelinceye kadar sen bakarsın ev işlerine artık. Ne? Ev işi ha? Ben? Ya ben ev işinden ne anlarım kızım? Hem erkek adam ev işi mi yaparmış ya? Erkek adam evde boş boş da oturmaz Kudret Bey. Madem kalkıp bir iş bulmuyorsun, bari evde bir işe yara. Ümidini kesti. Güzel mankeni İstanbul'da bir butiğin reyonlarında alışveriş yaparken yakaladı. Görüyor musun? Görüyor musun başımıza geleni? Ah yarabbim. Görüyor musun talihsizliği? Biraz sakin olun ya Sinan Hanım. Ben sakin falan olamam. Sinan'ın iyi olduğunu, kurtulup kurtulmayacağını öğrenmeden ben sakin falan olamam. Siz ne kadar geniş bir adammışsınız yahu. Ya tamam, hadi ben kendimde değilim. Ama insan bir sormaz mı? Yani doktor bey, bu adama niye karnı kanıyor diye sormaz mı yahu? Ya sordum sordum da bakmadan bir şey yapamayız dediler. Doktor bey, nesi var doktor bey? Merak etme, tehlikeli bir şey yok. Niye kanıyormuş karnı? Daha sonra bilgi vereceğim ben size. Devlet sırrı mı bu? Sonuçta ben de onun yakınıyım. Oldukça yakınıyım hem de. Yani ben onun değer verdiği biriyim.
Benim acil restorana dönmem lazım. Herhangi bir şey olursa bundan beni ararım. Sen ne biçim bir arkadaşsın ya? Sen ne kadar geniş bir adammışsın ya? Senin olsaydı böyle bir şey yapmazdı ama sana. Vallahi uyansın ilk önce seni söyleyeceğim. Halbuki mi bakıyorsun? Hmm. Ömer. Hmm. Senin şu annenin halasının küçük oğlu. Kim? Ha, Adem mi diyorsun? Evet. O hapse girmişti değil mi? Galiba. Nereden geldi şimdi aklına? Hırsızlıktan mı girmişti? Kavgada birini mi bıçaklamıştı ne? Sonuçta suçlu yani değil mi? Yani. Tabii. Al. Bizimkiler kesin ona çekti. Tabii. Çocuk yaparken bizim bunları düşünmemiz gerekiyordu. Ama ben hep benim büyük dayımın doktor oğluna çekerler diye düşünmüştüm. Yok. Çeke çeke gittiler senin bu suçlu akrabana çektiler. Kendi kendini yaraladığına inandın mı? Yok canım. O zaman yarası böyle mi olurdu? Hem kimin diktiğini hatırlamaması da komik zaten. Neyse canım. Birazdan tespit ederler. Yasemin. Ah. Hayır, rahatsız olma lütfen. Daha iyi misin? İyi miyim? Dikişlerim açılmış sadece. Dikiş mi? Sinan sen ameliyat mı oldun? Yok, o kadar önemli bir şey değil ya. Ben silahı temizlerken yanlışlıkla elimde patladı. Kendimi vurdum işte. Sakarlı mı tuttun? Tek sakar ben değilim yani. Sen hastaneye gittin mi? Dikiş falan dedin ya. Ha yok. Doktor bir arkadaşım var, onun muayenehanesinde hallettik. Hı. Ya Allah aşkına kurtul şu silahtan. Polis değilsin, mafya değilsin. Ne işin var senin silahla? Bak neler getirdi o silah başımıza. Önce ben, sonra sen. Vallahi bir gün Allah korusun ikimizden birine. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Biliyorum, biliyorum, tamam. En kısa zamanda bırakacağım. Bir daha da elime almayacağım söz. Ya sen öyle yere düştüğünde var ya benim aklım çıktı. Çok korktum. Öldün sandım. Çok seviyorsun sen beni. Biliyorsun sen zaten bunu. Ama sen lokantada söylediklerimi duymadın. Öyle mi sanıyorsun? Duydun mu? Hepsini duydum. Yasemin, ben baba olmayı gerçekten çok istiyorum. Ama ucunda seni kaybetmek varsa bundan vazgeçebilirim. Sen çok önemlisin benim için. Tamam, kendimi vuracak kadar aptal olabilirim ama seni kaybetmeyi göze alacak kadar değil. Hem sen son anda razıyım dememiş miydin? Ben mi? Evet, duydum.
Cihan Bey merhabalar. Merhaba, buyurun. Kusura bakma hanımefendi, siz dışarı çıkabilir misiniz? Neden, niye ki? Beyefendi silahla yaralanmış, soruşturmamız gerekiyor. Önemli bir şey değil Yasemin, memur bey görevini yapacak. Çıkayım mı? Peki, kapıdayım. Söylediğim her şey aklınızda değil mi? Hazırsınız. Basıyorum zile. Geç, geç. Saçını düzelt. Ön zilikli mi? Hazır. Gene ne var? Bacı teyze saatleri getirdik. Peki. Sana bir şey söyleyeceğiz. İçeri geçin de ne diyecekseniz içeride söyleyin. Senin diyeceğin bir şey var mı? Yok. Ben burada beklerim. Hadi bakalım söyleyin ne söyleyeceksiniz. Sizi dinliyorum. Özür dileriz Macide teyze. Özür dileriz. Yaptığınızın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bir daha yapmayacaksınız. Söz mü? Söz. Hadi bakalım birer şeker alın. Barışma hediyesi. Şuradaki kim? Oğlum. Nerede şimdi? Kaç yaşında? O öldü. 12 yaşındaydı. O da çok afacandı sizler gibi. Neden öldü? Hastalıktan. O boyamıştı benim için. Yılbaşında hediye etmişti bana. Kapı süsünü annenize hediye edecektiniz değil mi? Evet. Annenize hediye vermesini seviyorsunuz. Aferin. O da kim bilir nasıl seviniyordur sizden hediye alınca. Sevinmez mi? Her anne sevinir. Ama başkalarının eşyalarını değil. Oturup kendiniz yapacaksınız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Annenizi hiç üzmeyin. Çünkü o sizi kendinden bile çok seviyordur. Hadi bakalım. Kalkalım da annenizi soğukta daha fazla bekletmeyelim. Olursa acımam polise veririm üçünüzü de. Aa, tamam tamam çocuğum tamam. Tamam oğlum yok bir şey. Hayır yok tamam. Hadi gidelim biz. Hayret bir şey ya.
Evladını kaybetmiş annelerin yüreği öyle katılaşır ki, yumuşatmaya artık kimsenin gücü yetmez. Ev işiymiş. Elimin tersiyle yaparım bunu be. Bir de söylenip dururlar ya. Allah'ım. Ben böyle işin... Sevgili seyirciler, enfes bir kumpir yapmanın tarifi için işin sırrı şu. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim, sağ ol. Dün akşamdan beri hep seni düşünüyorum. Ama yani Gamze evdeydi. Malum. Öyle olunca. Yoksa beklerdim başında. Sen elinden gelenin fazlasını yaptın zaten Yasemin. Çok sağ ol. Ben de uyumuşum zaten. Çorba pişirdim sana ben. Teşekkür ederim ya. Zahmet ettin. Gelsene. Yok. Sinan bir şey soracağım. O polisler niye gelmişti? Ne istiyorlar senden? Yasemin şimdi kurşun yarısı olunca... Hı. Tabii onlar da haklı olarak nasıl yaralandın, niye hastaneye gitmedin? Rutin şeyleri sordular, problem yok yani. Poliste bir iş kalmadı yani. Bitti değil mi hepsi? Evet. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Tamam. Ararım. Görüşürüz o zaman. Yasemin. Çok sağ ol. Ne için? Gösterdiğin anlayış için. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Malzemelerimizi tekrar bir hatırlayalım. Patates. Beşamel sosu hazırlamak için 2 yemek kaşığı. Hoş geldin hayatım. 2 yemek kaşığı un. 2 su bardağı süt. 1 yumurta sarısı. Aa! Burada ne oldu böyle Kudret? Yok bir şey, ufak bir kaza oldu işte. Evet. Gel. Malzeme. Otur sen şimdi, sonra toplarsın. Şimdi yorgunsundur şimdi. Hazırlanışına geç. Ha yani yorgun olduğumu bildin. Sağ ol, teşekkür patatesini ederim. Kabuklarını soyduktan sonra kuşbaşı doğruyoruz. Bu kadardan geliyor yahu. Haşlıyoruz. Fırına patates attım senin için hayatım. Patates kumpir yapacağız. Ay, Kudret bu yanık kokusu. Allah'ım. Ay. Bırak, ver bana. Ver. Ya yok bir şey, biraz fazla kızarmışlar, o kadar. Kazırım ben bunların üstünü. Ya Kudu ya, niye fırını çalıştırıp da gidip televizyona dalıyorsun Kudu ya? Keyfimden aldım be zelik. Beşamel sosun tarifini dinliyordum Müfit Usta'dan. Hem bütün gün temizle, süpür, sil, hal mi kaldı be? Ay ne bağırıyorsun ya? Ya gelme üstüme Zeliş, gelme üstüme. Olmuyor işte, yakışmıyor elime. Zorlama ya, zorlama. Gider hamallık yaparım, daha iyi be. Ay Allah'ım ya, ay Allah'ım ya. Elif, vallahi meraktan çatladım ha. Ay Yasemin ya, sorma başıma gelenleri.
Şimdi bu nasıl kelimelere dökülür de anlatılır onu da bilemedim ki. Şimdi şöyle. Benim oğlanlar. Kendi çaplarında. Hırsızlığa başlamışlar. Değil mi? Dedim bile Yasemin. Of ıvır zıvır ıncık cıncık aklına gelebilecek ne varsa. Her şey, her şey toplanmış. Yatakların altına tıkılı vaziyette. Buldum onları işte ben. Ne ara almışlar peki onca şeyi? Şimdi ben komşulara ev ziyaretine gidiyorum ya. Bunları da yanıma alıyorum. Almaz olaymışım ya. Her gittiğimiz yerden böyle bulduklarını atmışlar ceplerine. Yasemin çok utanıyorum. Kusura bakma ne olur. Yavrum sen niye utanıyorsun? Çocuk bunlar. Onlar ne yaptığının farkında bile değildir ki. Ya sen ne kadar hoşgörülü bir insansın. Ben biliyorum tabii senin böyle iyi niyetli bakacağın da herkes senin gibi değil işte. Şimdi tabii biz sana da geldiğimiz için senin evden de bunları almışlar. Ay şaştım kaldım vallahi billahi. Takım almışlar bir de. Kız sincap gibi bunlar. Çok hızlıymış elleri ha. Ay deme Yasemin öyle. Kızım fark etmişsin işte sen. Ne demiş atalarımız? Ağaç yaşken eğilir. Üzme kendini. Değil mi? Tabii. Evet, haklısın. Şimdi ben yatağın altında bir şey daha buldum. Ama işte bilemedim yani sana söylemeli miyim, söylememeli miyim? Benim bir şeyimi mi buldun? Yok. Aa, Elif bunlar değerli. Sahibi arar bunu. Tabii. Tabii. Sahibi arardı arayabilseydi ama arayamaz sahibi. Niye? Yüzüğün içindeki isme bak. Ah Sevim. Sevim'in mi bu? Ya Sevim'in. Kız ne ara girmişler bunlar kadının evine, cücelere bak. Yok Sevim'in evine girmemişler. Yasemin başka birinin evinde bulmuşlar. Kimin evinde bulmuşlar be? Sinan'ın. Ne? Şimdi Sevim vefat ettikten bir süre sonra ben Sinan'ın annesine ziyarete gitmiştim çocuklarla. Böyle biz otururken çocuklar orada bir şeker kasesinin içinde bunu bulmuşlar, almışlar. Nasıl? Yok canım. Ya başkasının evinden almışlardır. Elif sordun mu sen iyice çocuklara? Yasemin, vallahi da billahi da teker teker sorguya çektim. Hepsinin ortak cevabı bu. Çetin yemin billah ediyor biz bunu Sinan abinin evinden aldık diye. Sinan ne yapsın Sevim'in yüzüğünü? İşte ben de onu dedim kendi kendime ama Yasemin üstünde kan izi var. Ay. İşte yani normalde benim polise gitmem lazım aslında da. Dedim mi Yasemin'e danışayım yani biz ne yapalım? Bu ne böyle çocuklar gibi köre mi oynuyoruz? Büyükler de ara sıra oyun oynar tatlım. Tamam. Bak şimdi elimi çekeceğim ve ışığı yakacağım ama sakın gözünü açma tamam mı? Tamam. Bak sakın. Sakın açma. Evet. Şimdi açabilirsin. Yukarı bak. Ay Behçel. Benim başım döndü. Ben de zaten senin başını döndürmek istiyorum bebeğim. Yok bu öyle bir şey değil. Yani benim tansiyonum oynadı galiba. Ben nasıl temizleyeceğim bunu? Ya bırak şimdi bunu. Tadını çıkaralım şunun hadi. He? Hı?
Hiç. Ne yapıyorsun? Çocuklar gelecek. Gelemezler. Çünkü bilet aldım onlara. Konsere gittiler ve gece yarısına kadar ev bizim. Ne yapıyorsun sen? Bak hiç değişmeyeceksin. Evet, işte değişmek istemiyorum zaten. Çünkü seni çok seviyorum. Sevgi. Dünyanın en büyülü kelimesi. Onu hissetmek için bazen olağanüstü fedakarlıklar yaparız. Hayatın en zor zamanlarında dayanma gücünü yalnız sevgi verir bize. Sevgi öylesine büyülü bir şeydir ki dokunduğu şeyi bir anda değiştirir. Bazen sıradan bir kadını gizli gerçeklerin peşine düşmeye zorlar. Bazen de sıradan bir adamı bir suçluya çevirir. Evet, hepimiz sevgiyi ararız. Onun bizi neye dönüştüreceğini hiç bilmeksizin.